Bugünkü dersimizde sextant hatalarını öğreneceğiz. Bir sextantın iki tür hatası vardır. Birincisi düzeltilemeyen hatalar, ikincisi de düzeltilebilen hatalar. Bu hataları incelerken sextant üzerinde bunları tek tek göstereceğim ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi dersimize geçelim. Merkezi hatadan başlayalım. Merkezi hata arkadaşlar. Şimdi burada bir sextant cihazımız var. Bakın bu sextant cihazının burası uzade koluydu. Bu uzade kolu nerede hareket ediyor? Buradaki yayın üzerinde hareket ediyor. Şimdi bu yayın e, merkez noktası burası. Bu merkez noktası tam bu yayın merkezinde değilse bizim bu göstergelerde okuduğumuz değerlerde e, belli bir sapma meydana geliyor. İşte bu sapmaya biz merkezi hata diyoruz. Bu merkezi hata laboratuvarlarda... Saptanarak bizim sekstantımız için verilen sertifikada bunlar belirtilir ve ölçümlerimizde merkezi hatayı bu sekstantla ölçtüğümüz yüksekliğin üzerine ekleriz. Düzeltilemeyen hatalardan ikincisi ise arkadaşlar prizmatik hata. Prizmatik hata bizim sekstantımızda bildiğiniz üzere iki tane aynamız vardı. Birisi bakın tam merkezde bulunan büyük aynaydı. İkincisi de küçük ayna dediğimiz yarısı şeffaf diğer yarısı ise ayna olan küçük aynamızdı. İşte bu ayna yüzeylerinin tam düz olmamasından kaynaklanan hataysa, hataya ise prizmatik hata diyoruz. Merkezi hatayı ve renk prizmatik hatayı öğrenmiş olduk. Üçüncüsü ise renkli camlar. Bizim sextantımızda bakın burada 3 tane ve bu tarafta da 3 tane olmak üzere Bizim 6 tane renkli camımız vardı. Bu renkli camlarında da yüzeyleri eğer tam düz değilse bizim renkli camlar hatamız oluşuyordu. Renkli camlar hatasını da öğrenmiş olduk. Şimdi bu 3 hatayla ilgili her bu sekstantın yüksekliklerini ölçtüğümüz sekstantla gök cisimlerinin yüksekliklerini ölçtüğümüz zaman her yükseklikte bizim hata payımız ne kadarsa sekstantın sertifikasında bunlar belirtiliyor. Sextant'ın sertifikasına bakala, bakarak ölçmüş olduğumuz yüksekliklere bu yapılan hataları ekliyoruz ve sextantla doğru bir ölçüm yapmış oluyoruz. Düzeltilebilen hatalardan büyük aynanın sextant düzlemine dik olmaması hatasını işleyeceğiz. Şimdi sextantı sol elimize alıyoruz arkadaşlar. Sol elimize aldıktan sonra sol elimizde bakın büyük ayna var. Büyük aynayı sol elimizle kendimize doğru çeviriyoruz. Ve bu büyük aynadan kendimize doğru bakarken uzade koluyla oynuyoruz. Uzade koluyla oynayınca büyük ayna bakın çevriliyordu. Ve bu büyük aynada biz yayı gördüğümüz an bu yay ile e, aynada gördüğümüz yay arasında herhangi bir kırıklık yoksa büyük ayna sekstant düzlemine diktir diyoruz. Eğer herhangi bir kırıklık varsa büyük ayna sekstant düzlemine dik değildir. Burada bir hata vardır. Bunu düzeltmemiz gerekir. Normalde biz sekstantı sağ elimize alarak teleskopa bakıp gök cisminin yüksekliğini hesaplıyorduk. Ama birinci e, kısımda büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmamasını öğrenebilmek için sekstantı sol elimize alıp e, uzade kolunun üzerinde bulunan büyük aynaya bakarak yay ve büyük aynadaki görünen yay, yay kısmının kırık olup olmamasına bakarak birinci şıkkımızdaki hatayı saptıyoruz. Birinci şıkkımızı anlatmış olduk. İkinci şıkkımız ise küçük aynanın sextant düzlemine dik olmaması. Sextant cihazımızı sağ elinize aldık. Gözlem yapmak için arkadaşlar ufuk çizgisine bakıyorduk önce. Onun için uzade kolumuzu tam olarak sıfıra getiriyorduk bu şekilde. Sıfıra getirdikten sonra uzade kolumuzu ufka doğru bakıyorduk. Ufka doğru bakmak için önce teleskoptan gözümüzle bakacağız. Ve buradaki küçük aynada bu şeffaf yerle ayna kısmında ufuk çizgisini tam bir düz şekilde görmemiz gerekiyor. Tabii biz burada küçük aynanın sextant düzlemine dik olup olmadığını ölçmek için sextant böyle dik bir şekilde bakacağımız yere sağa ve sola 45 derece yatırarak bakmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki biz sextantı sola doğru 45 derece yatırdık. Ve bizim küçük aynada gördüğümüz ufuk çizgisi bu şekilde bir düzlem halinde olması gerekiyor. Bu şekilde olursa doğru. Ancak ufuk çizgisi şeffaf kısımda aşağıda diğer kısımda yukarıda veya daha aşağıda kalırsa bu arkadaşlar küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmadığı anlamına gelir. Şimdi ikinci kısmımızda küçük aynanın sekstant düzlemine dik olup olmadığını da öğrenmiş olduk. Nasıl kontrol edildiğini öğrendik. Üçüncü olarak büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumunu öğreneceğiz. Aynaların birbirine paralel olmaması durumunu öğrenebilmek için uzade kolumuzla yayı 0 0 konumuna getirmemiz gerekiyor. Bakın birbirlerine 0 0 olarak görüldü. Buna getirdikten sonra bakın paralellikten bahsettik. Bu iki aynanın birbirine paralel olması lazım. Eğer paralel değilse bakın burada benim küçük aynam var, büyük aynam var. Bakın vidaları var şurada. Şöyle göstereyim. Bunun da arka tarafında vidaları var. Bakın bu böyle oynuyor, görüyor musunuz? Bu ve bu yani küçük aynayla büyük aynanın birbirine paralel olması gerekiyor. Eğer biz bunu gözlem sırasında yapacağımız tespitlerde doğru çıkmazsa bunları bu şekilde oynatarak birbirine paralel hale getirip bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sextant cihazımızla ufuk çizgisine normal olarak dik bir şekilde baktığımız zaman ufuk çizgimizi bakın küçük aynamızın şeffaf kısmında ve ayna kısmında bu şekilde paralel olarak birbirlerini görmesi gerekir. Ancak baktığımız zaman şeffaf kısımda bu şekilde ayna kısmında ise bu veya da aşağı doğru olursa arkadaşlar bakın buradaki ee, Çizgilerimiz birbirine paralel değil, böyle gitmiyor. Onun için bu yanlış olur. Bu ise doğru olur. Bu şekilde arkadaşlar bizim büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olup olmadığını buralardan anlamış oluruz. Eğer paralel değilse az önce anlattığım gibi sekstantta bunu düzeltmeye çalışırız. Bir noktaya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu küçük ayna ve büyük aynanın paralellik durumlarını daha e, paralel hale getirmek için bazı sekstant cihazlarında bu şeffaf kısmın olduğu tarafta ve ayna kısmının olduğu tarafta ayar vidaları oluyor bu ayar vidalarıyla da bu paralellik durumu sağlanabiliyor Tabi bu birazcık arkadaşlar e, ilkel bir sekstant olduğu için bunda bu şekilde buradan ayar yapılıyor arkasına vidası var oradan sıkılarak yapılıyor tabi daha e, ayrıntılı cihazlarda bunların üzerlerinde bulunan vidalar yardımıyla bu ayar yapılabiliyor. Bu hatamızı da anlattık. Son olarak gösterge hatamıza geldik. Bunu da anlattıktan sonra dersimizi noktalayacağız. Gösterge hatamızı anlatmadan önce. Birinci olarak büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması hatasını anlattık. Eğer bu hatalıysa arkadaşlar büyük aynadaki ayar vidaları var. Büyük aynanın üzerinde. Bizim sekstant cihazımızda şu, şu an yok. Daha ayrıntılı bir sekstant cihazı elinize geçtiğinde bunları göreceksiniz. Oradaki ayar vidaları yardımıyla bu dik olmama durumunu ortadan kaldıracaksınız. İkinci şıkkımızda da aynı şekilde küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması durumunu yine küçük aynada bulunan ayar vidaları ile bunu düzelteceksiniz. Üçüncüde de aynı şekilde büyük ve küçük aynaların birine, birbirine paralel olmaması durumunu yine ayar vidaları yardımıyla düzelteceksiniz. Gelelim gösterge hatasına. Gösterge hatasını bulabilmek için öncelikle arkadaşlar büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması hatasını düzeltiyoruz. Sonra ikinci şıkkımıza geliyoruz. Küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması durumunu düzeltiyoruz. Daha sonra üçüncü kısma geliyoruz. Üçüncü kısımda da büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumu düzeltiliyor. Ve tekrar küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmama durumu düzeltiliyor. Yani bunun üçü yapıldıktan sonra ikinci durum tekrar düzeltiliyor. Ve tekrar büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumu vidasına dokunulmadan bakın bu büyük ve küçük aynaların birbirinden paralel olmama durumu vidaya dokunulmadan düzeltilmeden biz sekstant cihazımızı alıyoruz. Ve büyük ve küçük aynaların birbirine paralel ola olacağı şekilde biz bu uzade kolumuzu oynatıyoruz. Mesela sıfırda şu an biz teleskoptan bakıyoruz diyelim. Teleskoptan baktık ve bu hatayı giderebilmek için bunu şu şekilde oynatmaya başladık ve bir derece oynatınca bu hatayı arkadaşlar ne yaptık diyelim giderdik diyelim. O zaman bizim gösterge hatamız 1 derecedir deriz. Bu şekilde bu gösterge hatamızı bulmuş oluruz ve okuduğumuz yükseklik değerine de bunu ekleriz. Sorularda arkadaşlar genellikle bu hatalarla ilgili bize İngilizceler çıkıyor. İşte perpendicularity, side error ve index error. Biz bunların İngilizcelerinde öğrenelim. Şimdi gelelim bu gösterge hatasının artı mı eksi mi olacağını bulalım. Mesela bu bizim yayımız olsun. Yayımızda burası 0 dereceyi gösteriyordu arkadaşlar. Biz diyelim ki bunu ileri doğru oynatarak en son kısımdaki büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olma durumunu giderdik diyelim. Bu tarafa doğru oynattık. Ve bu tarafa doğru oynatınca biz 1 derece bulmuştuk az önce. Sola doğru oynattığımız zaman 1 derece bulursak bu eksi 1 olur. Eğer sağa doğru oynattığımız zaman bu hatayı giderirsek o zaman biz bu gösterge hatasına artılı bir işaretlenirdik. Mesela sağa doğru oynattık diyelim. 2 derecede düzeldi. O zaman artı 2 derece derim. Benim arkadaşlar index error'ım index error. Bakın bu şekilde gösteriliyor. Artı 2 derecedir deriz. Bizim bir de arkadaşlar ilk başta anlattığımız düzeltilemeyen hatalarımız vardı. Bunlara da biz alet hatası diyorduk. Alet hatasının İngilizcesi ise instrument error'dı. Instrument error. Bunun kısaltmasına ise biz I diyorduk. Bu bizim sextant cihazımızın sertifikasında geliyordu. Şimdi bizim toplam bir hatamız var. IC dediğimiz buna biz index correction diyoruz. Index correction. Bu hatamız toplam hata oluyor. Bu hatamızı bulmak için bizim instrument error yani alet hatamızla bizim burada bulduğumuz index error'ımız toplanıyor. Yani gösterge hatamız bu şekilde bizler indeks correction'ımızı bulup sekstantımızda ölçmüş olduğumuz yükseklik değerini ekleyerek sekstant hatamızı gidermiş oluyoruz. Dersimizi burada noktalamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sekstant ile ölçülen yüksekliğe yapılacak düzeltmeleri işleyeceğiz. Kafanıza bu da bu konuyla alakalı herhangi bir şey takıldıysa videomuzun yorumlar kısmına bu sorularınızı yazabilirsiniz. Videomuzu eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve diğer videolardan haberdar olmak için hala kanalımıza üye olmadıysanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.